Lanet olsun, güneş yine mi batıyor ya? Oğlum ben bu oyuna ne zaman gitsem güneş batıyor, şaka mı bu? Oyunu gündüz oynayamaya başladım ha. Geceler bir de çok uzun sürüyor. Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz üzere bir Honda S2000'e sahibiz. Oyunda iki çeşit Honda S2000 var arkadaşlar. Birisi 2009, diğeri de 2003 model. Şu an bizim içerisinde bulunduğumuz araba 2003 model Honda S2000. Tamamen restock, ikinci el baba. Birazcık böyle eski püskü. Bu köy hayatında bir tane amca kullanıyormuş. Oğlum ben ne anlarım bu arabanın ne olduğunu, dedi. Sattı bana şimdi. Bayağıdır terk edilmiş araba yapmıyorum. Ha iyi, tamam buralardayız, güzel. Bu arabayı başlıktan da gördüğünüz adeta bir canavara çevireceğim. Tam bir drag makinesi olacak. Basacak, uçacak, kaçacak, her şeyi yapacak bu araba. Oy, motoru da bayağı iyi durumda ama lastikleri biraz bitik gibi ha. Baba biliyorum içerinizde çok fazla Honda S2000 sever var. Açıkçası ben çok fanı değilim. Yani bana soracak olursan özellikle de o arabanın Türkiye'deki kitlesi bayağı bir şöyle bir yanlamaya çalışacaktım ama hop. Şu anki motor gücüyle olmuyor yani, biliyorsunuz oyunda bazen drift yapmakta çok zorlanıyoruz. Şuradan da şöyle girersen yok. Bizim enişte bu arabayı çok iyi kullanamamış. Amortisörler, lastikler birazcık bitik nedense. Ama bu arabayı öyle bir yapacağım ki gerçekten araba bambaşka bir şey olacak. Dış görüntü olarak ne yapacağım konusunda tabii ki de hiçbir fikrim yok. Ama gene de şu arabanın stok sesi bile inanılmaz değil mi bak. Bayılıyorum. Bence çok iyi. Ya oğlum biz nasıl gidemedik oraya ya? Bak. Hop. Of. Bir de arabanın şöyle bir içine bakalım. Bu arada ben hayatım boyunca hiç Honda S2000 sürmedim. İçinizde sürenler varsa yoruma yazabilir. Keyif alır muhtemelen. Çok keyif almıştır S2000 süren bir kullanıcı. Ama ben mesela bilmiyorum, gerçekten içi böyle mi? O yüzden herhangi bir kıyaslama yapamayacağım. Çok karanlıksız. Bakın kıyaslayın diyeceğim de. Yani bu karanlıkta da siz ne göreceksiniz onu da bilmiyorum. Arabanın orijinali bu arada arkada dış, biliyorsunuz. Biz bu arabayı... Arabanın kaderini değiştireceğiz. Oğlum bayağı dönmüyor lan. 140'larıyla dönemedim. Of, inanılmaz bir egzoz sesi var bu arada ya, şaka gibi. Gene gece olduğu için yapacak hiçbir şey yok. Geleceğiz burada şimdi, öyle bir araba yapacağız ki çıktığımız zaman buradaki herkesi tokatlayacağız birader. Arabanın hiç stok halini kapıştırmama gerek bile yok zaten, biliyorsunuz. Dış görüntüsü bir acayip kardeşim, bu ne ya? Ne biçim bir görüntü bu ya? Ay, body kit'i mi var? Oo. Şimdi body kit'i takıp takmayacağımı şuradan karar vereceğim. Burada nesi var? Ay, burada da bayağı bir şey varmış. Bayağı bir çeşit var hem de. Allah Allah. Bence of. Ya bunu kesin bunu taktım bu arada, kesin yani. Kesinlikle white body kit değil, buradan modifiye ederiz. Tamam, o zaman geldik buradan motor tiplerine. Bu arada hiç böyle bunların hepsine yakmama gerek yok çünkü arabanın maksimum gücü için 2JZ'yi koymamız gerekiyor. Supra motorunu koyduk. Üstüne bir de 4 çeker yapacağız. Tam bir drag makinesi olacak. Dediğim gibi white body kit'i bir de arkadan görelim. Dur bakayım arkaya. Yok. Yani bence white çok iyi de bu arabanın son finali bence o halinden daha iyi olacak. Şöyle bir tops beygirini ulaştıracak olursak kaç olacak acaba? Üf, 1270 beygir, 1223 Nm tork ve bir S2000 kullanacağımız için tabii ki de çatara patara artık bu arabaya da laf söylemezsiniz herhalde. Şimdi şöyle bir drag makinesi yapacağız ama görüntüyü hiçbir şekilde elden kaybetmek istemiyorum. Kazanabileceğim her şeyi kazanmak istiyorum. Birazcık top speed'i etkiledik ambeller, drift yayları ama sıkıntı yok. Birazcık spor şasi takviyesi koyalım. Geldik şanzımana. Şanzımanda bence direkt ilkini koyalım. Şimdi en önemli şey lastik. Şimdi bence bu da çok önemli. Düz yarış lastiği koymayı gerçekten çok isterim ama hemen şöyle bir kıyaslama yapacak olursak 0-160'ı 5.8 saniye şu anda. Burada 4.1 saniye. Bayağı bir fark var ya. 0-102 saniyeden 2.9. Allah Allah. Ya gene de önemli saniyeler bunlar kardeşim. Koydum. En büyük jantları da koyduk. Keşke jantları seçmeden arabanın rengini bir değiştirseydik ama neyse, bu görüntüsünü seçeriz. Spor tipi jantlara şöyle bir bakayım ne olabilir. Bence direkt OZ'nin şöyle bir racing jantları varmış. Zeus diye geçiyor. Zeus yakışır babacığım bu arabaya. Eğer çok beğenmediyseniz birazdan beğeneceğinizi düşünüyorum. Ve geldik tabii ki de nereye? Body kit'e. Body kit gerçekten çok heyecan verici bence. Ne koyacağım konusunda çok kararsızım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bence top secret güzelmiş. Spoiler'a da şöyle genel olarak bir göz atacak olursak bence kesinlikle bu olmalı, Rocket Bunny. Ama drag arabası yapmak istiyorsak da bu arada spoiler koymamalıyım. Neyse, bu Rocket Bunny ayarlanabilir spoiler olduğu için buradan aerodinamisini ayarlayacağız inşallah. Geldik buradan, zaten şu en büyük egzozluyu beğendim. Direkt egzoz beni benden aldığı için de kek olduktan devam ediyorum. Oğlum arabanın bütün body kit parçaları birbirinden farklı marka oldu. Kaputu da Mugen yapalım. Kaputu da farklı marka yaptık. Evet. 1270 beygir, 1200 kilo. Bakalım kaç bastıracağız ya. Şu an çok hızlı değil. Bak 348 ile başlıyoruz. Bakalım ne olacak. Ananı satayım, 410. Ön tamponu komple çıkartsak peki? Evet baba. Arka spoiler'ı mecbur çıkartacağız arkadaşlar. Bakın 423.
412 hatta. 437 geldi. Oo. 439. Baba ne oldu? Bence hiç yoktan iyidir, bunu koyalım. Oğlum arabayı 441 bastırdım lan. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bayağı iyi gidiyor şu an araba. Bunu kaydediyorum sizin için. Bu arada bu arabayı bana nereden buldun, nereden aklına geldi diye soracak olursanız, spor salonuma bir tane takipçim geldi. Dedi ki, Dance Force Radio'ları izliyorum dedi. Bir S2000 var, 450 basıyor dedi. Ya dedim, bırak bu işleri. 450 basan S2000 mi olur? Birazdan basacağım galiba. İnanmamıştım. Bana videosunu atacaktı, atmadı ama benim aklımdan da çıkmadı. Geldim yani bir... Oy! Ne oldu lan bir anda arabaya? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Manyak ötesi bir araba yaptım ha. Bak, ooo. Bir dakika, fabrika renklerine bayıldım. Hemen tabii ki de en popülerleri görmek isterim. Sarı S2000 en iyisi ya. Bence direkt hazır tasarım yapalım. Çünkü zaten sarı S2000 bilinen bir şeydir. Biz de bilineni bozmayalım. İnanılmaz bir araba modifiye ettiğimizi düşünüyorum şu anda. Arabanın kaderi gerçekten çok değişti. Bak 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 baba, arabaya bir bakar mısın? Böyle bir araba bambaşka bir şey oldu ya. Vallahi bambaşka bir şey oldu. Hemen bunu sürüp milletle kapıştırmak istiyorum. Manuel oynayacağım. Hiçbir şekilde bozmayacağım. Ne oluyor oğlum? Burada birileri bir şeyler yapıyor. Bak size söyleyeyim. Bak bak bak. Bizim araba inanılmaz bir şey oldu. Gel lan gel Lambo. Seni de tokatlayayım. Bak diğerleri de gelsin. Hemen kalkmayalım. Vallahi diğerleri de gelsin. Bak gel. Dur dur, bekle bekle. Dur dur. Mol. Ben bunlarla kapışmak istiyordum. Ne oluyor ya? Bir şey söyleyeceğim ama hızlanmaya bakar mısın? Böyle bir hızlanma olabilir mi? 0-200'e bak. Şaka mı bu? Kimse bizimle yarışmak istemiyor. Biliyorlar içimizde yatanı. Ne oluyor bilmem valla. Birileri kornaya bastı. Birileri kalktı ama. 3 kişiyle aynı anda kalktım. Ben boyu da tokatlardım da. Aynı anda kalkmadık. Bak yakalarım onu. Bak yakalarım onu. Oğlum ben bunları yerim. Bak şimdi asıl kalkış yapacağız. Bak hadi. Hadi. Şimdi gelin lan. Şimdi gelin lan. S2000'de o süper sport arabalarınızı tokat manyağı yaparım oğlum. Supra'yı bile tokatladım. Lan Supra'yı tokatladım. Baba bir şey söyleyeceğim. Öyle bir araba yaptık ki. Kime tokatlanacağını bile bilmiyorum şu an. Bak bak Porsche'ye bak, Porsche'ye gel. Bak oğlum. Hepsiyle aynı anda kalktım ha. Gerçekten en iyi ayarı ben yapmışım. Vallahi en iyi ayarı ben yapmışım. Aaa Supra geliyor. Hayır. Aynı anda geçtik. Vallahi aynı anda geçtik. Bak hiç saymam. Kaybettim saymam. Benzer bir Supra modifiye edersem hepsini tokatlarım yine de bu arada. Oy felaket bir dizilim var şu an burada. Arabaları değiştirseler yine tokatlarım ha. Gelin oy abi, elektrikli gelme ama ya. Elektrikli nasıl yiyelim ya. Hiç adil bir yarış değil ama. Hadi bakalım. Ay! Kim yanımdaki, gene mi Supra? Hayır Supra! Lan be oğlum! Lan be oğlum! Ama elektrikli yoktu, fark ettiniz mi? Elektrikli görmedik bile. İçten yanmalı motor her zaman kazanır. Ya şu Supra'ya başlarda bir yendik ama ben bana öyle boy farkı vermene izin vermem kardeş. BMW mi gelecek gerçekten? Ya oğlum! Lan oğlum erken kalktın lan! Erken kalktın lan! Ah ulan yerdim ben seni. Son bir kere daha kalkacağım seninle çocuk adam. Sonrası bende. Dayı birazcık geç bastım, benim sıkıntım yoktu. Eşit şartlarda basmadım, ben bilmem, ben kazanacağım. Bu arada solumuzdaki Bugatti Divo da sonradan yarışa katıldı. Allah. Allah. Reis nereye gidiyorsun? Ay uçtu eleman. Aa Bugatti'yi de uçurdu. Oğlum siz ne garip oyuncularsınız. Ben otobana gidiyorum artık, bir top speed'in zamanı geldi çünkü. Oğlum önümüzde tam bir parti var. İnanılmaz bir sunucudayım bence şu an ben. Bir dünya araba var önümde online kullanıcı şu an. Ne kadar güzel. Divo gel lan buraya. Birisini bekliyordum tokatlamak için, sen geldin. Kaç basıyordur sizce Bugatti Divo? Hadi be oğlum. Yer misin yemez misin? Şu saatten sonra fark edersen olayım hadi. Honda S2000'de Bugatti tokatlayacağım oğlum. Uçarak geliyorum. Lan bu ne? Hayır. Çık. Ya çekin şu yazıyı önümden. Oğlum elemanlar, elemanlar nerede? Bak arkamda kaldı Bugatti, dur dur. Gelsin öyle, gelsin öyle. Lan Supra bu.
Supra'yı yer miyim emin değilim. 450 falan basıyor olabilir. Ah, araba gerçekten dönmüyor ama lan 430'lardan düştük hadi be. Hızlan be oğlum, yaparsın lan. Aynı motora sahipsin. Hatta aerodinamik olarak avantajlı bile olabilirsin. Hadi bakalım Supra. Ölümüne gel gel. Herhalde rolling yapmak istiyor. Emin değilim. Ne, direkt basıyor musun? Ne amacın var o zaman? Bir kalksaydık dayı. Sen bilirsin hadi. Hadi madem bir görelim arabanın diplerini ya. Aa! Dön! Hayır kaybetme. Hah. Hayır kaybetme. Hah. Allah Allah. Baba 430'la bir Honda S2000 kontrol etmek gerçekten zor. Asfalttaki her çıkıntıyı direksiyonumla da hissediyorum bu arada. Şimdi ters şeritte kaldık ama bir top speed denemesi gene de gelecek. Bakalım kaç basıyormuş bu güzellik. 444-45. 445 basıyor. 450'yi zorlasın isterdim. Bilmiyorum yapabilen var mı ama. Bence yani bir arabanın yapabileceği her şeyi yapıyor şu an. Acaba bunu arkadan hiç bıraksaydım ne olurdu? Ama 1270 beygir çok ya. Çok açıktan aldık ama zaten dönebileceğimizi de hiç zannetmiyordum ya. Bayağı imkansız bence bu arabanın dönebilmesi. Şuradan şöyle uçalım bari. Huuu! Ne uçuş ama? La Supra da uçtu. Baba sen yoksun, ne yapayım ya? Keşke şurada kapışacağımız birileri olsa. Kapışabileceğimiz kimse yok ama ben arabayı test etmek istiyorum her türlü. Hem oraya top speed'le ulaşabilecek miyiz, hem de dereyi geçebilecek mi? Hem de geceleri burada yarışmak gerçekten çok keyifli. Daha fazla uzatmayalım. İnanılmaz uçan kaçan Honda S2000'imizi. Bakalım şimdi ne yapacağız? Ama harika bir görsel şölen değil mi? Şu an tabii render'dan sonra YouTube kalitesiyle ne gözüküyordu bilmiyorum ama. Biraz geç vites attık. Gene de 400'le uçabileceğiz. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok iyi burası ya. Burası bayağı iyi ama yeteri kadar hızlı uçabildiğimizi düşünmüyorum. Nehire mi düşeceğiz? Hadi lan. Oy. Baba suya dokunmadık. Biraz hasar ama olsun, suya dokunmadık. Çok keyifli, çok güzel bir araba oldu. İlginç bir şekilde. Hiç de Honda fanı değilimdir dediğim gibi ama bayağı bir beğendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz düşünceniz yorumlara yazın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.